Merhabalar. Süreklilik limit bittikten sonra türevi de anlatacağımı söylemiştim vaktim olursa. İşte ilk videoyu anlattım. İkinci videodayız şu an. İlk video bence çok önemli. Orada çünkü hem Mebin arkadaşlar özellikle kitabında değin deyip ayrıntılı yerler var. Hem geçmiş zamanda ÖSYM orayla ilgili önemli sorular sormuştu. O yüzden bu videoyu izlemeden önce muhakkak oraya bir göz gezdirmenizi ve çözmenizi tavsiye ederim. Burada normal türev alma kurallarına bakacağız artık. İlk kuralımız bir önceki videoda da aslında bahsetmiştim. X üzeri n ifadesinin türevi. Çok basittir. Yapacağınız olay arkadaşlar üstü başa katsayı olarak almak, sonra da üstü biraz azaltmak. Yani a çarpı n çarpı x üzeri n eksi 1 olur. Bakın a çarpı x üzeri n şeklinde başta bir katsayı varsa o zaten durur. Sonra n başa gelir, n üst biraz alır, n eksi 1. Örnek 3x karenin türevini alayım bakın. 3 başta duruyor. 2 başa geldi. X üstü 1 azaldı. X üzeri 1 oldu. İşte size 6x. Sonra bakalım. 1 bölü x üzeri 3 demiş. 1 bölü x üzeri 3 arkadaşlar nedir? X üzeri eksi 3'tür aslında. Bu yüzden üstü başa katsayı olarak alıyorum ve x üzeri eksi 4 oluyor gördüğünüz gibi. Bu kuralda hiç özel bir şey yok, merak etmeyin. Sadece yapmanız gereken temel matematik bilgilerine dikkat etmek. Mesela burada köklü bir ifadenin türevini alacağınız zaman onu muhakkak üstü sayı haline getirin. Yani x üzeri n şeklinde yapın. O zaman burada ne yapıyorduk hatırlıyor musunuz? Bu x içeri nasıl girerdi arkadaşlar? X kare olarak o kök derecesi bunun üstüne geliyor. Şimdi şurada artık bu kök derecesi duruyor kare olarak. Sonra bunu attık içeri. Bakın burada küp kök kaldı. O zaman nasıl ki üstün üstü çarpılır, kökün de kökü çarpılır. 6. dereceden kök. X küp oldu. Şimdi artık burayı komple hallettik. Kapatıyorum. Ne kaldı? X. X arkadaşlar buraya nasıl girecek? X üzeri 6 olarak girecek. Ve yine 6. dereceden kök duruyor. Artık bunu da içeri attığımız için en son ne kalmış oldu bakın. Bu şekilde 6. dereceden kök, bir de karekök, yine kökün kökü çarpılır. 12. dereceden kök. X üzeri 9 olmuş oldu. Bu da zaten 9 bölü 12'den sadeleştirirsek x üzeri 3 bölü 4 yapar. X üzeri 3 bölü 4'ün türevi ne olacak? Başa katsayıyı atacağız üst olarak. Sonra arkadaşlar x üzeri 3 bölü 4'ten 1 çıkarırsak x üzeri eksi 1 bölü 4 olur. Böylece bunu şöyle de düzenleyebiliriz. 3 bölü 4, 4. dereceden kök x. İşte olay bu. Ekstra bir durum yok arkadaşlar. Sadece temel bilgileri bilmek yeterli. Buraya geldiğimiz zaman bakın geçen derste söylediğim işte size limitin tanımından yararlanarak bir soru sorulmuş. F h eksi 2 eksi f eksi 2 bölü h diye vermiş. Bize de 2x küpü vermiş. Şimdi bu ifadeyi nasıl açabiliriz arkadaşlar? Ona dikkat edelim. Bir kere burada h eksi 2 değil de aslında onu şöyle görmeniz lazım. Eksi 2 artı h olarak görürseniz kurala daha yakın olur. Kuralı mümkün olduğunca bakın zihninizde oluşturmak için yine eksi 2 artı h eksi eksi 2. Normal standart kuralımız neydi? Fb eksi fa bölü b eksi a. İşte olay arkadaşlar bu. Formülü kenarda bir yine de ben size hatırlatayım. Bilmeniz lazım ama unutan arkadaşlar için. Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü x artı h eksi x'ten bunlar gidiyordu. Böylece arkadaşlar aşağıda sadece h kalıyordu. Gerçekten burada da eksi 2'leri çıkarınca bakın bunlar gitmiş oldu. O zaman bu aslında neymiş? F türev eksi 2'ymiş. Çünkü eksi 2'den birazcık uzaklaştık. Yani sonra onu da h sıfıra yaklaştırırken eksi 2'den hiç uzaklaşmamış gibi oluyoruz. Tam da oradaki limit değerini yani aslında türevi bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla f türev eksi 2 nedir? Önce 2x kübün türevini al. O da 6x kare olacak. Yerine yazarsak 6 çarpı eksi 2'nin karesi 4 yani 24 oldu. Bakalım. Yine bakın aynı şey. Burada ax kare artı x artı c limit h sıfıra giderken f2 artı h eksi f2 bölü h. F2 eksi F1 nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar yine burada olay ne? Aslında türev. Nasıl türev? 2'den h kadar uzaklaşmışız bakın. O zaman 2'den h kadar uzaklaşıyorsak
Yine buraya 2 artı h eksi 2'yi yazarsanız hakikaten birbirini götürdüğü için orası h olmuş. Böylece bu neymiş? F türev 2'ymiş arkadaşlar. F türev 2'de nasıldır? Önce bu ax kare x'in türevini al. 2 ax. X'in türevi x üzeri 0'a düştüğü için 1'dir. C'nin türevi c çarpı x üzeri 0 olduğu için 0'dır. Sabit sayının türevi 0 olur arkadaşlar. Buna göre türev 2 ax artı 1 ise yaz yerine 2'yi 4a artı 1 eşittir 7. Buradan da a arkadaşlar 6 bölü 4'ten 3 bölü 2 oldu. Şimdi artık fonksiyon neymiş? Fx eşittir 3 bölü 2x kare artı x artı c. F2 kaç olur? 4 çarpı 3 12 6 artı 2 artı c. F1 ne olur arkadaşlar? 3 bölü 2 artı 1 artı c. Bunları çıkart diyor. Burası 8, burası 1, 7. 7'den 1,5 daha çıkarırsam, işlem hatası yaptıysam kusura bakmayın. 5,5 olmuş oldu. Bunun farkı. C'leri bilmemiz gerekmiyor. Çünkü zaten C'ler birbirini götürdü farkta. Geçen ders size şunu söylemiştim. Bakın bir eğri olduğu zaman buna siz herhangi bir noktadan böyle teğet çizdiğiniz zaman aslında arkadaşlar o teğetin eğimi demiştim. Tanım vardı orada. Teğetin eğimi aynı zamanda o noktadaki türevdi arkadaşlar. Sonra bunu türevin geometrik yorumunda bayağı detaylandıracağız. Bu yüzden bir noktadan çizilen teğet arkadaşlar o noktadaki türevdir. Ve hemen söylüyorum. İki tane çizilen teğet birbirine paralelse orada türevler aynı demek istiyor. Yani burada f türev 1 ile f türev 2 birbirine eşit. Bir grafik çizeyim size şöyle bakın. Bir noktasından çizilen teğet olsun. Bir iki noktasından çizilen teğet olsun. İşte böyle paralel bu noktalardaki türevler aynı. Buna göre arkadaşlar şimdi türevini aldığımız zaman 3x kare artı 2ax artı 0 f'in türevi. Bir noktasından çizilen teğet demek bir noktasındaki türev demektir. 3 artı 2a eşit olacak o zaman neye? 2 noktasındaki türeve. Yani 2'nin karesi 4, 4 kere 3, 12 artı 4a. Böylece eksi 2a eşittir. Öbür tarafa atarsam artı 9. A buradan eksi 9 bölü 2 oldu. Şu işlemleri yapmak inanın türev yapmaktan daha zor gerçekten. Bakalım burada fena bir soru değil aslında. Sonra bunu yorum olarak tabii çeşitlendiririz. Burada şunu söyleyeyim. Ben şimdi türevi anlatacağım ama türevi çok ayrıntılı anlatacağım için ekstra soru çözmeme gerek kalmayacak. Onu arkadaşlar oynatma listesine 3D çözümlerini ekleyerek de gidermek istiyorum. Bir orada çünkü yaklaşık 14 tane falan video olması lazım. 3D kitabına sahip olan arkadaşlar için zaten sıkıntı yok ama sahip olmayanlar da o videolardan yararlansın lütfen arkadaşlar. Çünkü sonuçta ben burada konuyu anlatıyorum. Derinlemesine yorumlar zaten yapmaya çalışıyorum ama böyle ÖSYM tarzı sorular, çıkmış sorular, ÖSYM'de çıkabilecek sorular şeklinde böyle bir soru yığını olduğu için orada benim yorumlarımla tekrar dinlemiş olursunuz. Px eksi p türev x eşittir. X kare eksi 4x artı 1 olduğuna göre p1 kaçtır diye soruyor. Polinomlarda arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey neydi? İki polinomun farkının derecesi büyük olanın derecesine eşitti. Burada da px'in derecesi p türev x'in derecesinden büyüktür. Sebep? Örnek düşünün, bir polinom sadece şu olsun. Türevini alırsanız ne olur? 1 azalır. Ya da şöyle bir polinom düşünün. X üzeri 6 türevini alırsanız ne olur? X üzeri 5 çarpı 6. Hakikaten bunun derecesi p ise bunun derecesi p eksi 1'e düşüyor. Bu yüzden böylece farkın derecesi arkadaşlar polinomun derecesine eşit olacak. Farkın derecesi de 2 olduğu için demek ki polinom ikinci dereceden bir polinommuş. Ax kare artı bx artı c türevi 2ax artı b artı 0. Çıkarınca o zaman ax kare artı b eksi 2ax artı c eksi b eşittir x kare eksi 4x artı 1 oldu. Şimdi x kare olduğuna göre a buradan 1 geldi arkadaşlar. a1 ise x'in katsayısı olan b eksi 2a yani b eksi 2 neye eşit olmuş oldu? Eksi 4'e. B de buradan eksi 2 oldu. Şimdi arkadaşlar sabite gelirsek C artı 2 de 1 olduğundan
C eksi 1 olmuş oldu. Demek ki polinomumuz neymiş arkadaşlar? X kare eksi 2x eksi 1'miş. Bizden P1'i istiyor. 1 eksi 2 eksi 1'den cevap eksi 2 oldu. Gelelim türevli olma şartına. Türevli olma şartı şudur. Sürekli olacak. Sürekli olduktan sonra bir de sağ ve sol türevler birbirine eşit olacak arkadaşlar. Sivri noktada kesinlikle türev yoktur. Ve fonksiyon türevli ise süreklidir ama sürekli ise türevli olmayabilir. Hemen bunların örneklerini göstereyim. 1. Fonksiyon şöyle devam ediyorsa her noktada süreklidir ve türevlidir arkadaşlar. Şöyle bir fonksiyon olsun. Bakın sivri nokta olsun. Burası gördüğünüz gibi sivri nokta olduğu için sürekli olmasına rağmen sol türev ve sağ türev birbirine eşit olmayacak. Neden? Türev demek arkadaşlar o noktadaki teğet demektir. Şimdi teğetin eğimi demektir. Şimdi buradan bir teğet çizerseniz böyle sağa yatık bir doğru olur. Eğimi pozitif olur. Ama siz gidip şuradan bir teğet çizerseniz sola yatık eğim olur. Ve eğim de buradan negatif olacağı için bakın A noktasındaki soldan türev A noktasındaki sağdan türeve eşit olmadığından bu noktada türev olmaz. Ama zaten sürekli değilse mesela şurada arkadaşlar sürekli olmadığı için türevi kontrol etmeye bile gerek yok. Ancak böyle bakın bir fonksiyon türevli olduğu için zaten otomatik olarak da sürekli olur. Bakın şimdi kurala, örneğe. Hangi noktalarda sürekli değil, hangi noktalarda türevli değil bakalım. Bir kere burada iki noktasında sürekli bile olmadığından türevli hiç değildir. 3 noktasında sürekli herhangi bir sivri nokta yok. O yüzden sağ türev, sol türev birbirinden farklı olmaz. Bu yüzden arkadaşlar bu noktada türev vardır. 4 noktası sürekli olmasına rağmen arkadaşlar sivri nokta olduğu için türev yoktur. 7 noktası zaten tanımlı olmadığı için süreklilik ve türev olmayacak. A noktasında evet türev var ama buradaki A noktasında sürekli olmasına rağmen sivri nokta olduğu için türev yok arkadaşlar. Bakalım şimdi. Eksi 5, 7 açık aralığında fx fonksiyonunun türevsiz olduğu noktaların apsisleri toplamı. Şimdi türevsiz olduğu noktalar demiş. Bakalım bir. Eksi 3 noktasında arkadaşlar kopma olduğu için süreklilik yok. O zaman türev de yok. 2 noktasında yine yok arkadaşlar. Sonra 3 noktasında sivri nokta olduğu için sürekli olmasına rağmen türev yok. Ve 6 noktasında sivri nokta olduğu için yine arkadaşlar türev yoktur. Dolayısıyla 6, 3 daha 9, 3 çıkar yine 6, 2 daha 8 olmuş oldu. Bakalım şimdi. A bir reel sayı olmak üzere fx fonksiyonu için x eşittir a'da türevsizse limiti olabilir. Evet, bakın şimdi bir fonksiyon düşünün. Burada arkadaşlar türevi olmamasına rağmen limiti vardır. Doğrudur. X eşittir a'da limiti varsa süreklidir. Hayır tabii ki. Bakın hemen aynı örnek üzerinden gidersek burada limiti olduğu halde sürekli değil. Türevli ise kesin süreklidir. Evet. Türevli ise arkadaşlar sürekli olmak zorundadır. Ama sürekli ise türevli olmak zorunda değildir demiştik. Bu yüzden cevabımız 1-3 olacak. Gelelim bu tarz işlemli sorulara. X eşittir 2 noktasında türevlenebilir bir fonksiyon demek. 1. Ne olur ne olmaz hep şunu yapın. Sürekliliğe bakın. Yani f 2 artı f2 eksi ve f2 birbirine eşit olsun. 2. Sonra türeve geçin. Bunlar bu şart sağlanıyorsa f türev 2 artıyla f türev 2 eksi birbirine eşit olmalı. Şimdi limite ve sürekliliğe bakıyorum önce. Soldan limit. Şuraya bakacağız. 8 artı 4b artı c. Sağdan limit. 6 artı a. Böylece arkadaşlar 4b. Hatta bir de 2'ye de eşitleyelim de sonuçta o noktadaki f2 aynı zamanda neydi? Bu limitlere eşitti. O zaman buradan a ne geldi? Eksi 4. Kenarda dursun. Sonra 4b artı c yani 8 artı 4b artı c de 2'ye eşit olduğu için 4b artı c eksi 6 oldu arkadaşlar. Bu kenarda duracak. Şimdi sürekli olması gerekiyordu. Gelelim ikinci aşamaya, türevli olmasına. İkinci aşamada türeve bakacağız. Sağdan türev zaten direkt 3. Neden? Fonksiyon burada bakın 3x olduğu için türevini alınca 3 gelecek. O zaman soldan türev de 3 olmalı.
Alıyorum türevi 3x kare artı 2bx artı c'nin türevi sıfır sabit sayı. Yaz yerine 2'yi 12 artı 4b eşit olmalı. Sol sağ türevi o da 3 oldu. 4b eşittir eksi 9'dan. B de arkadaşlar eksi 9 bölü 4 geldi. B eksi 9 bölü 4 ise yerine yazdığımız zaman C de kaç oluyor? 3. Böylece toplamları eksi 1 olmuş oldu. Bakalım şimdi buraya. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denmiş. Mutlak değer üzerinde bir şey söylemem gerekiyor arkadaşlar. Mutlak değerli denklemlerde AX artı B şeklinde olursa bu kök değerinde yani eksi b bölü a'da fonksiyon arkadaşlar türevsiz olur. Niye biliyor musunuz? Mutlak değerin bir grafiğini hatırlayalım. Şöyle eksi b bölü a noktası olsun. Böyle normal grafik gidiyor olsun. Ama aşağıdaki kısmı yukarı katlamamız lazım. Mutlak değer asla dışarı negatif çıkmaz. Bu yüzden işte mutlak değerin bir katlı kökünde türev olmaz. Bakın özellikle söylüyorum. Bir katlı kökte mutlak değerde türev olmaz. Ama şöyle olursa AX artı B'nin n'inci kuvveti olursa ve bu n 1'e eşit değil birden büyük doğal sayıysa arkadaşlar o zaman türev vardır. Hemen bir örnek. X eksi 3'ün 3. kuvveti olsun tamam mı? Bunun grafiği şöyledir arkadaşlar. Normalde X eksi 3'ün 3. kuvvetinin grafiği budur. Böyledir. Zaten aşağıyı yukarı katlayacağımız için parabole benzeyen bir şey olur ve burada sivri nokta olmaz. Sadece sivri nokta bu bir katlı kökte olacaktır. Bazen kitaplarda bile yanlış anlatıldığını ya da öğretmenlerin bile kafasının karışıp yanlış söylediğini görüyorum. Bir katlı kökse sivri nokta olur. Yoksa 2, 3, 4, 5 yani tek katlı kök olması önemli değil. Önemli olan sadece 1 olması üstünde. Yoksa her türlü arkadaşlar bu şekilde türev olur. Buna göre mutlak değerde işte bu iki noktasında türev olmayacak. Bu yüzden D şıkkı zaten patlıyor arkadaşlar. Yani hemen ona yanlış diyebilirim. Ama biz soruda şunu görelim. Bize 2'ye sağdan yaklaşacak şekilde türev sorarsa önce ne yapacaktık? Limit konusunda söylemiştim. Limit türev integral hiç fark etmez. Kesinlikle önce nasıl çıktığına bakarız. 2 artı da 2'den büyük olduğu için x eksi 2 olarak çıkar. 4x eksi 2 olur. Böylece bunun türevi arkadaşlar ne gelecektir? Aldığımız zaman 4. Hakikaten sağ türevi 4 oldu. Sol türeve geldiğimiz zaman 2 eksi demek. Eksi ile çarpılarak çıkar demek. Çünkü 2 eksi 2'den küçük bir sayı. Bir de yanında 3x var. Böylece 2 artı 2x olur. İşte bunun türevi de 2 olur arkadaşlar. Gördünüz mü böyle? F türev 5 ile F türev 4 birbirine eşittir. Çünkü 4 ve 5 de burası olduğu gibi çıkar. Fonksiyon 4x eksi 2 olur. Türevini alınca bakın sabit fonksiyona döndü. F türev x 2'den büyük değerlerde hep 4 olduğu için F türev 5 de F türev 4 de 4 olur. F türev eksi 2 2'dir. Evet burada 2'den küçük değerlerde bu fonksiyon 2 eksi x diye çıkacağı için bakın görüyor musunuz? 2x artı 2 oluyor. Türevini alırsak zaten 2'den küçük bütün noktalarda türev sabit geliyor ve 2 geliyor. Gelelim şimdi bu soruya. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi x eşittir 2 apsisli noktada sürekli olup türevsizdir? Bakın şimdi x kare eksi 4 x artı 4 x eksi 2'nin parantez karesidir. Mutlak değerde kuraldır. A kare zaten mutlak a kare eşit olduğu için bunu mutlakla bile düşünmene gerek yok. Bu standart x eksi 2'nin parantez karesi. Zaten parabolün tepe noktası gördüğünüz gibi buradan çizilen teğet hatta direkt x eksenidir. Buradan çizilen teğetin türevi sıfırdır arkadaşlar. İki noktasında da türev var. Zaten diğer yerlerde hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan kritik nokta. Burada da türev var. X eksi 2'nin kübü. Grafiğini çizeyim size hem görün. Bakın şöyle iki noktasında böyle bir x eksenine teğettir ama artmaya devam eden bir grafiktir. Bunun türevini aldığınız zaman bakın 3x eksi 2'nin karesi olacaktır. Sonra göreceğiz zaten. Şu an sadece grafikten söylüyorum. Yoksa bunun türevini derinlemesine şu an söylemeyeceğim size. Yazıp geçiyorum. 3 çarpı x eksi 2'nin karesi yerine yazdığımız zaman zaten 0 gelecek. Ben size grafikle de gösterdim. 1 bölü x eksi 2 arkadaşlar. 1 bölü x eksi 2 de zaten fonksiyonun bırakın türevli olmasını fonksiyon sürekli bile değil. Neden? 2 noktasında zaten paydayı 0 yaptığı için
Bu tanımsızdır. İki noktasında böylece limite bakamam. Limite bakmayacağım için süreklilik olmaz. Sürekliliğe bakamayınca türeve hiç gelemeyeceğim. X kare eksi 4'te arkadaşlar hiç özel bir şey yok. Zaten normal. Bunun türevi 2x'tir. X yerine 2 koyunca direkt gördüğünüz gibi bu noktada haliyle türev olacak. Buraya geldiğimiz zaman işte 3x eksi 6 arkadaşlar iki noktasında grafik böyle olduğu için süreklidir. Kopma yok ama arkadaşlar sivri nokta olduğu için türevi olmayacak. Bu yüzden cevap E şıkkı oluyor. Gelelim buraya. X eşittir eksi 2 noktasındaki türevi nedir demiş. Bir kere burada fark ettiniz mi? X parantezini alınca x kare artı 4x artı 4 oldu. Mutlak x, x artı 2'nin karesi geldi arkadaşlar. Özellikle bakın burayı mutlaktan çıkardım, gördünüz mü? Nasıl olsa bir sayının karesiyle mutlağının karesi aynı şeydir. O zaman arkadaşlar mutlak değerlerde ne diyorduk? Limit türev integralde o noktadaki nasıl çıktığına bakman lazım. X'e eksi 2 verirsek mutlak x dışarı eksi olarak çıkar. Bu yüzden eksi x çarpı x artı 2'nin karesi oldu. Bak önce mutlaktan çıkar. Şimdi türev alınca zaten bunu normal geri bir daha açarsam yani dağıtırsam eksi x küp eksi 4 x kare eksi 4 x olacak. Dolayısıyla bunun türevini aldığımız zaman eksi 3 x kare eksi 8 x eksi 4 oldu. Şimdi x gördüğümüz yere eksi 2 yazarsak eksi 12 artı 16 eksi 4'ten cevap 0 geldi arkadaşlar. Bu yüzden aman unutmayın mutlak değerde türev alırken limitte zaten yapmıştık. İntegrale geçtiğimiz zaman da aynı şeyi söyleyeceğiz. Böylece arkadaşlar mutlak değerden çıkartıp ondan sonra arkadaşlar türevi alacağız. Bakın şimdi güzel bir soru, bence çok basit ama önemli bir yorum. Fonksiyonu m'nin kaç tam sayıdığı değeri için daima türevlidir. Şimdi türevli olması için bir mutlak değerin sivri nokta yapmaması lazım. Sivri nokta yapmaması için bir katlı kökünün olmaması lazım. Yani bir katlı kök ne demek? Şöyle bir durumun olmaması gerekiyor. X eksi 2 çarpı x eksi 3 gibi. O zaman buradan bir kök 2 gelir, bir kök 3 gelir. Mesela şöyle sivri noktalı bir parabolün yukarı katlanmış grafiği olur arkadaşlar. Örnek verdim bu sorudan bağımsız. Tamam mı? Ama iki katlı kökü olursa, yani çift katlı kökü olursa, örnek şunun gibi. Zaten grafik yine böyle olacağı için türev olur. Veya üçüncü durum, kökü olmazsa arkadaşlar bu x eksenini kesmeyen şöyle yukarıdan geçen bir paraboldür. Zaten mutlak değerden olduğu gibi çıkar. Ve hiçbir nokta kritik nokta olmayacağı için, sivri nokta olmayacağı için her noktada türevli olur. Demek ki ya böyle bir şey olacakmış ya da böyle bir şey olacakmış. Böyle bir şey olmasını istemiyorum. Bu yüzden arkadaşlar bunun kökü ya çift katlı olacak ya da olmayacak. Buna göre delta küçüktür 0 artı delta eşittir 0 olabilir. Bu yüzden de birleştirirsem delta küçük eşit 0 olursa istenen şartlar sağlanır. Ya teğet olur ya yukarıda olur. Böylece sivri nokta yapmaz. Buna göre m kare artı 4m eksi 12 küçük eşit 0 olmalı. M artı 6 çarpı m eksi 2 küçük eşit 0 olmalı. Buradan da arkadaşlar eksi 6 ve 2 oldu. Artı eksi artı ikisi de dahil eksi 6 ile 2 arasında alacağı toplam 9 değer var. Sonuç olarak buraya da yazdım bakın. Artık x eksi a'nın n'nin kuvvetinde n doğal sayı olmak üzere n 1'e eşit değilse türev olacak arkadaşlar a noktasında. Bir 24 dakika falan oldu arkadaşlar. O yüzden burada durayım. Çarpım ve bölümün türevine, bileşke fonksiyonların türevine ve iç içe geçen fonksiyonların türevine diğer videoda devam edeceğim. Üçüncü videoda görüşürüz.